خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار kardeşlerim bugün Ramazan'ın 3. dersiyiz 3. gün 3. ders dün cennetin kapılarını ardına kadar açıldığını ve cehennem kapılarını kapatıldığını ve şeytanların bağlandığını Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizlere aktarmıştır. Ve biz bunu sizlerle beraber bunları şey ettik. Ve aynı zamanda şefaata değindik. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizlere kıyamet günü orada يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ اِلَّا مَنْ اَتَ اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَل۪يمٍ Ne evlatlar, benim malım var, evlatlarım var, 100 tane çocuğum var, 50 tane gelinim var, bilmem ne, hiçbir şey fayda vermez orada. Ancak salih bir nesil yetiştirdiysen, yahut da salih bir kalple Allah'a gitmişsen, orada fayda verecek. Ve orada Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sana şefaat edecek. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ahirette şefaatine nail olmak istiyor musun, istemiyor musun? Hemen, hocam kim nail olmak istemez? Fedâke ebî ve ummî ya Resûlallah. Değil mi deriz? O zaman iş kemâ emareke rabbuk. Yaşa. Yaşa Allah'ın emretmiş olduğu bir şekilde ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın gösterdiği şekilde yaşa. İstemez misin Allah Resulü senin elini tutacak? Edhuluha bi selam sana diyecek orada. Girin selametle. Edhuluha bi selam. Tekrar. Edhuluha bi selam. Zalika yevmul hulud. Ebedi bir şekilde cennette kalacağını istemez misin? Yemsuk yedek Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve yedhuluke ilel cennet. Ama turid. İstemez misin? İşte iş kema emareke rabbuka ve ahbareke nebiyyuka sallallahu aleyhi ve sellem. İşte biz dün şefaat aldık. Bugün inşallah aynı kitabımızdan Ramazaniye diye kim te'lif? Abdurrahman bin Abdülaziz Ed-Duhami diye Ehl-i Sünnet ve Cemaat alimi. İnşallah bu kitaptan biz gücümüz nispetinde Ramazan'ın 30 günü 30 dersle inşallah kapatmış olacağız. Ve dün aynı şekilde hatırlatmak için arz edeceğim. Çünkü fezekker fe inne zikra tenfa'al mu'minin. Kulna ya'tunel halaik ila'l enbiya ila ulul azmil khams. Ala terawna ma kad balagana. Ala terawna ma nahnu fi. Ala teşfe'u lana ila rabbikum ya'tun. Ve kulluhum yekulun nefsi nefsi nefsi.
Hepsi nefsim nefsim diyecek. Herkes diyecekler ki ya bize şefaat etmeyecek misiniz? Bize bu gelen musibetleri, ızdırapları, çileleri görmüyor musunuz? Bize Allah katında şefaat eden kimse yok mu ey enbiyalar? Hepsi ne diyecek? İnne Rabbi kad gadiba yevme gadaban lem yagdab qablahu misleh ve lem yagdab ba'dahu misleh ve inni kaza ve kaza ve kaza sayarlar 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 fezhebu ila Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. En son bunu söylüyorlar. Fezhebu ila Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra el halaik gelirler Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'a. Ya Resulallah, ya Nebiyallah, أنت رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وجعلك الله عبدا شكورا يعني اغفر لنا إلى ربك اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا أي الله الرسول Allah tebarek ve teala gelmiş ve geçecek bütün günahlarını affetti. Bizim halimizi görmüyor musunuz ya Resulullah? Ne olur Allah katında bize şefaat et diye diyecekler. Ve Allah Resulü ana laha ana laha diyecek. Evet. Sonra yescud tahtel arş ve yekul ummeti ya Rabbi ummeti. Fe yekulullah ya Muhammed irfa' ra'sak ve sel ta'ta ve şfa' tuşfa'. Kaldır başını ey Resulüm. Kaldır alnını secdeden. Dile ne dilerse verilecek sana. İşte dün bu meseleyi anlattık. Bugün o konu bitti ve başka bir baba geldik. El meclis-i sani leallekum tettekun. Umulur ki bu tür ibadetleri yaptığın zaman hakkıyla Allah'a korkarsınız. Babına geldik. Ramazan'ın 30 günü Allah'ın izniyle inşallah 30 ders yapmaya çalışacağız bu kitaptan. Naam. Feyekulullahu tebareke ve teala ya eyyühellezine amanu kutibe aleykumus siyamu kema kutibe alellezine min kablikum leallekum tettekun. يا أيها الذين آمنوا يا أيها كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون لعلكم تتقون ey iman edenler bakınız Allah tebaraka ve teala kime sesleniyor ey iman edenler diyor kim bu iman etmiş olanlar İbn Mesud diyor ki اِذَا سَأَلْتَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلْ يَا اَيُّهَا اِذَا سَمِعْتَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلْ يَقُولْ يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اَعْطِي سَمْعَكْ diyor. Ey inananlar topluluğu, ey yüce Allah'ın rububiyetine, uluhiyetine, isim ve sıfatlarına tasdik eden kullarım. Böyle seslendiği gördüğün zaman, duyduğun zaman, işittiğin zaman diyor, bil ki dikkatini ver diyor. Neden ya İbn-i Mes'ud diyorlar? Çünkü Allah diyor, bu çağrıdan sonra ya hayır sana bir şey emredecek, veyahut da kötü bir şeyden sakındıracak diyor. A'ti sem'ak diyor. Dikkatini ver. Ey iman edenler. Emret ya Rabbi. Buyur ey Allah'ım. Buyur. Ya eyyühellezine amenu. Kutibe aleykumus siyam. Kema kutibe alellezine min kablikum. Oruç size farz kılındı. Kardeşler. Oruç aç kalmak değil. Oruç sadece ve sadece sabahtan akşama kadar aç kalmak değil. Oruç aynı zamanda kalkandır. Yakulu sallallahu aleyhi ve sellem as-siyamu cünne. Bir kalkandır. Düşün ki seni korumak için bir işte yaptığın zaman değil mi? Ne kullanırsın? Emniyet. Aynı şekilde günahlardan korunmak için Allah tebareke ve teala bu şekilde orucu vesile kıldı aynı zamanda. Oruç. Yani ben sabahtan akşama kadar aç kalıyorum demek değildir. Aynı zamanda yemediğin gibi dilini haramlardan koruyacaksın. Gözlerini haramlardan koruyacaksın. Dilini gıybetten koruyacaksın. Çünkü bazı insanlar var. Allah muhafaza ya Rabbi. Oruçlu ama ne yapıyor? Hemen hepsi gıybet, gıybet, gıybet. Sabahtan akşama kadar gıybetle. E kardeşim sen orucun ne... Yani ne kazandın bu oruçtan? Ne bereketi kaldı, ne ecri kaldı, ne sevabı kaldı? Artık git yemeğini ye. Ve bazı kardeşlerimiz
Oruç tuttukları halde namaz kılmıyorlar. Bu da olmadı. İslam'ın rükünlerinden birisi namazdır. Birinci rükün ama üçüncüsü oruçtur. Önce namaz kılacaksın. Hocam yani şimdi oruç tutmayan namazı kabul değil. Yani namaz kılmayan orucu kabul değil mi? Onu söylemek istemiyorum. Orucu kabul edecek Allah. Ama bu neye benziyor? Futbol oynadığını düşün. Tam gole gidiyorsun, birden top direkten döndü. Oruç da bu şekildedir. Ya direkten dönerse? Ya direkten dönerse? Çünkü her şeyin anahtarı namazdır. Namaz, namaz. وَجُعِلَتْ قُرَّةَ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ Namaz kılındı diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Son nefesinde aleyhissalatü vesselam as-salâ, 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 as-salâ. Ümmü Aişe diyor ya, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam son nefesinde hep namaz, namaz, namaz söylüyordu Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Ama günümüzde Müslümanlar vallahi dayya'us sala, vallahi vallahi khanus sala, vallahi terakus sala. Çoğu illa men rahimallah. Şu an Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gelip de ve ümmetini bu şekilde namazı terk ettiğini görse ne der acaba? Ne der acaba? Değil mi? Ve namaz kılmayanlar ebedi değil de eğer imanı varsa cezasını çekecek, ondan sonra cennete girecek. Ve namaz kılmayanlar Allah'ın emrettiği gibi fi sakar. Niçin? Allah diyor. قَالُوا مَا سَلَكَكُمْ fi sakar. Sizi sakara sevk eden, atan, düşüren nedir? Ne diyecekler? قالوا لم نكن من المصلين لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. Namaz kılmayanlar Allah'ın huzuruna geldikleri zaman bakacak Allah tebareke ve teala, ne namaz var, ne bir şey var. Oruç var, namaz yok. Zekat var, namaz yok. İbadetler var, namaz yok. Allah tebareke ve teala bunları kabul etmezse hali ne olur kişinin? Hocam gerçekten kabul etmez mi? Kabul etmez demiyorum. Ya kabul etmezse? Dedik ya, bir futbolcu oynadığını düşünün. Tam gole gidiyor ve o top direkten döndü, değil mi? Bu ibadetler de orada Allah'ın o rahmet kapısından dönerse kişinin orada hali ne olacak? Namaz, namaz, namaz. Vallahi lev adel meyyet ile dünya. Şu ölü var ya, ölü dünyaya gelse مَا سَأَلْ عَنْ أَمْوَالِهِ وَلَا عَلَى جَوَّالِهِ وَلَا عَلَى تَلَفُونِهِ وَلَا عَلَى أَمْوَالِهِ وَلَا عَلَى أَوْلَادِهِ وَلَا عَلَى زَوْجَتِهِ الزَّوْجَ تَزَوَّجَتْ وَلَّا لَا الْأَوْلَادُ تَقَسَّمُوا الْمِيرَاثُ وَلَّا لَا مَا سَأَلْ Sormaz. Mallarım ne oldu? Hanım evlendi mi? Çoluk çocuğum malları aldılar mı, taksim ettiler mi? Vallahi sormayacağım. يَكْفِيهِ أَنْ يَقُولْ اَرْبَعْ كَلِمَاتِ Şu dört kelime ona kafidir. Nedir? Subhanallah. Velhamdülillah. Ve la ilahe illallah. Vallahu ekber. يقول صلى الله عليه وسلم لئن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس الله أكبر الله أكبر على من تكبر وتجبر الله أكبر على من أشرك بربه وتكبر الله أكبر على من عصى ربه وتكبر الله أكبر على من ظلم الناس ولم يعطيها حقوقها ومات وتكبر على رب العباد الله أكبر يا عباد الله الله أكبر kardeşlerim gelişimiz dünyaya bir keredir ve Allah'a hesap vereceğiz. O açıdan dünya mazra'atil ahira, dünya ahiretin ekin tarlasıdır. Ne ekersen onu biçeceksin. Ne ekersen onu biçeceksin. İşte bu Ramazan ayı rahmet ayı, bereket ayı, İyilikler toplama ayı.
Ve bu ayda hayrun min elfi şehr, 83 yıldan daha bereketli olan bir Kadir gecesi var bu ayda. Dikkat edelim. Bugün varız, yarın yokuz. Kalu ma selekakum fi sakar. Namaz kılmayanlar Sakar'dadır, cehennemdedir. Ba'den gay, cehennem vadisinin gay bir semtine atılacaklar. Kalu ada'u salate ve tebe'u şehevate fesevfe yelkavne gayya. Aynı zamanda demek ki burada namaz kılanlar cehennemde pişecekler, yanacaklar. Allah tebareke ve teala orada rahmeti tecelli etmezse o kişilere, o kişilerin hali ne olacak? Naam. Kutibe aleykumus siyamu kema kutibe alellezine min kablikum leallekum tettekun diyor. Kardeşlerim, leallekum tettekun burada oruç takvadır. Oruç takvadır. Mesela biz kaynakçıyız değil mi? Kaynaktan korunmak için ne yapıyoruz? Maske kullanıyoruz değil mi? Eldiven giyiyoruz. Niçin? Bunları giymezsek yani korunmuş olamayız. Aynı zamanda günahlardan korunmak için Allah tebareke ve teala orucu da vesile kılıyor Allah. Hikmeti gereği, imtihan gereği. Yani Allah tebareke ve teala bizim orucumuza muhtaç değil ha. İmtihan gereği لِيَعْلَمَ الطَّيِّبْ مِنَ الْخَب۪يثِ İyi kötülükten ayırt etmek için Allah Resulullah, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu tür ibadetleri ne yapmıştır? Bize farz kılmıştır. Naam. Ve biliyorsunuz sevgiyle, ondan sonra korkuyla ve ümitle. İbadet yaptığın zaman severek yapacaksın. Teravih kılacaksın değil mi? Severek yapacaksın. Severek kılacaksın. Ve yaptığın zaman bunlar kabul olmayacak diye korkacaksın. Benim haccım var. Benim ibadetlerim var. Benim şu kadar amellerim var. Ben cennetliktim diyen olan bir kişi aptaldır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bile garanti vermiyor kendisine. لَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ ف۪ي عَمَلِهِ Ameliyle hiç kimse cennete giremeyecek. قَالُ يَا رَسُولُ اللّٰهُ اَنْتَ قَالُ وَلَا اَنَا اِلَّا اَنْ يَتَغَمَّدِنِي اللّٰهُ فِي رَحْمَتِهِ Ancak rahmetiyle Allah tebareke ve teala bizleri cennete girdirir. Yani bizim amelimize kalsak halimiz zaten perişan. Halimiz zaten yaşlı. O açıdan dikkat etmemiz gerekiyor. Ve işte ibadet dediğimiz severek yapacaksın. Ve o ibadetleri yaptığın zaman korkacaksın kabul olmayacak diye ve kabul olacak ümidiyle Allah'tan ümidini kesmeyeceksin. Üç şey. Severek, korkarak, sevgi bir de kabul edilmesi için Allah'tan ümidini kesmeyerek. وَلَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ İbadet üç tür şeye bina edilmiştir. Tıpkı dediğimiz gibi oruç takvadır ve örneğin mesela namaz kıldığın zaman herkes seni görür değil mi? Ama oruç öyle değil. Git namaz kıl camide. Allahu Ekber. Herkes seni görüyor. Allah Rıfat Efendi valla işte Ahmet Efendi namaz kılıyor değil mi? Ama oruç öyle değil. Oruç seninle Allah arasında olan bir şey. Şu an ben odadayım. Kimse beni görmüyor. Gelip su içerim. Kimse beni, kim beni görüyor? Allah'tır. İşte bu takvadır. Bu düşündüğünden dolayı, bu yapmış olduğu fiilden dolayı Allah sana tebareke ve teala cenneti hediye ediyor. Mükafat veriyor. Daha ne istersin? Cennet. Allah diyecek ki اَدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ Girir cennete ey kullarım. Allah tebareke ve teala bizleri cennete girenlerden eylesin. Evet. هَذِهِ هِيَ الْحِكْمَةُ اَلَّتِي مِنْ اَجْلِهَا شُرِعَ الصِّيَامِ Bakınız işte hikmet budur. Bununla oruç şey oldu. Farz kılındı. Ne dedik? Biz burada mesela oruçluyuz değil mi? Evet. Bizi görmeyecek şekilde gideriz bir yere ve yemeğimizi yiyebiliriz değil mi? Kim görüyor? Hiç kimse.
Ama namaz öyle değil. Zekat verdiğin zaman mesela, şey verdiğin, insanlar seni görüyor. Namazda seni görüyor. Şehadet kelimesi seni görüyor ama oruçta hiç kimse seni, sen bir de Allah arasında olan bir şeydir. Bu açıdan oruç takvadır ve hakkıyla oruç tutan olan bir kişi mutlaka namazını kılması gerekiyor. Kardeşler, biz Müslümanız değil mi? Ben hocam oruç tutacağım ama namaz kılmıyorum diyen bir kişi ben kabul etmiyorum. Allah da bunu kabul etmiyor. Resul de bunu kabul etmiyor zaten. Madem ki Müslümansan, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyorsan bunları yap. Hocam benim dağlar kadar günahlarım var. Allah beni affeder mi? Neden affetmesin? Neden affetmesin? Baktın böyle dünya yalan, ızdırap, dert çekiyorsun. Aç ellerini Allah'a. Ey şaşkınlığımda doğru yolu gösteren benim Rabbim. Rahmetine güvenerek kapına geldim. Kapından beni boş çevirme ya Rabbi. Ya Rabbi sana geldim, kapına geldim. Gazabından korkup rahmetine sığındım. Rahmetinle beni affeyle ya Rabbi. Sen beni koru ya Rabbi. Sen beni affeyle ya Rabbi. Ya Rabbi senin affedeceğin birçok kulun var. Ama beni affedecek senden başka Rabbim. Senden başka mabudum. Senden başka halikim yoktur ya Rabbi. Rahmetinle beni affeyle ya Rabbi. Aracısız bir şekilde Allah'tan iste. Ne Allah dostu, ne bunlar, ne şunlar, aracısız bir şekilde Allah'a yöneldiğin zaman bel yubeddilullahu seyyiatike hasenat. Allah tebareke ve teala senin yapmış olduğun eskide ne kadar zina var, ne kadar riba var, ne kadar hırsızlık var, ne kadar adam öldürme var, ne kadar asilik yapmışsan bel yubeddilullahu seyyiatike hasenat ve kânallahu gafuran rahîmâ ve kânallahu ve kânallahu كان الله وكان الله غفورا رحيما وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما وَتُوبُوا اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَصُوحًا. Hakkıyla Yüce Allah'a kul olduğun zaman inanıyorum ki Allah Tebareke ve Teala seni ardına açılan olan cennetlere يَتَدْخُلُونَ اِلَى الْجَنَّةِ وَيَتَنَعَّمُونَ بِالثِّمَارِ عَلَى شَوَاطِئِ الْاَنْهَارِ بِإِذْنٍ مِّنَ اللّٰهِ الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ كَمَا قُلْنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ. O açıdan oruç bir kalkandır. Oruç bir takvadır. اَصْيَامُ جُنَّ Cünne yakul sallallahu aleyhi ve sellem bir kalkandır günahlardan. O açıdan görüyoruz ki Ramazan ayında içki içen içki içmiyor. Zina eden zinayı bırakıyor. Hırsızlık yapan yapmıyor. Allah'a asilik yapan yapmıyor. Demek ki Allah tebareke ve teala boşuna bu ayı rahmeti gereği tecelli etmiş değildir iyiliklerine, sevaplarına ve özellikle Kadir gecesinde bunu öyle 83-84 seneden daha fazla bir ay burada bir hikmet Allah defa yani burada bir açık çek gibi Allah tebareke ve teala veriyor. Ey kulum yap şu ibadeti filan 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 günlerde şu kadar sana ecir vereceğim ama diğer aylarda Allah tebareke ve teala öyle şey etmiş değil. O açıdan hadiste aldığımız gibi fi Ramazan yutfetah abwabil cennet ve tughlak abwabil niran ve tufawad ve tusaffad şeyatin diyor. Cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapatılır ve şeytanlar selasil zincirlere ve da saf saf şekilde bağlanırlar diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Peki hocam görüyoruz diyorsun ki şeytanlar bağlanır ama insanlar şeytanlaşmış durumda. Her yerde gene günah işleniyor. Evet. Alimler diyorlar ki büyük şeytanlar zincire vurulur, küçük şeytanlar hariç. Niçin? Çünkü bu imtihandır. Hayat var olduğu müddetçe şeytan vardır ve sen hataya müptelasın.
لولا أن تذنبوا يقول صلى الله عليه وسلم لولا أن تذنبوا لذهب الله بكم فيأتي بقوم آخر فيذنبوا فيستغفروا لله تبارك وتعالى فيغفر لهم فيغفر لهم. Siz eğer günah işlemeyecek olmuş olsaydınız Allah tebarek ve teala başka bir kavim getirip onlar da günah ederler. Yani Allah asilik yaparlar. Allah'a istiğfarlık ederler ve Allah tebareke ve teala günahlarını bağışlar diyor Rabbimiz tebareke ve teala. İşte kardeşlerim, konumuzun dışına çıkmayalım. Oruç bir kalkandır. Ya eyyühellezine amenu. Ey inananlar, ey iman edenler, ey yüce Allah'ın rububiyetine, uluhiyetine, isim ve sıfatlarına tasdik edenler. İbn-i Mes'ud diyor ki, a'ti sem'at diyor, dikkatini ver, dikkatini diyor. Leş ya İbn-i Mes'ud, leş? Yakul, Allah bu çağrıdan sonra ya hayır bir şey sana emredecek veyahut da kötü bir şeyden seni sakındıracak. A'ti sem'at diyor. Ya eyyühellezine amenu. Kutibe aleykumus siyam. Kama kutibe alellezine min kablikum leallekum tettegun. Geçmiş ümmetlere oruç farz kılındığı gibi aynı zamanda sizlere de farz kılındı. Neden? Ya Rabbi leallekum tettegun. Umulur ki takvaya uğraşırsınız. Hocam yani oruçla takvaya ne ilgisi vardır? Olmaz olur mu? Bir kişi oruçlu iken nefsi karaltırılıyor. Günah yapacaksa yapmıyor. Nispeten Allah'a sığınıyor. Bir nisbe. Yani bir kalkan. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yalan mı söylüyor? Bir kalkandır cümledir diyor. As-salâ cümle diyor şey için. Günahlar için. Ve Allah diyor leallekum tettekûn. Bizzat Allah tebâreke ve teâlâ bu şekilde bizlere hitap ediyor. Ve hiyel hikmetü leti min ecliha şuri'as siyam. İşte hikmet budur ki ondan dolayı oruç farz kılındı. O da hikmet nedir? Takvadır, korkmaktır. Tamam mı? Ve kutibe ala ehlil İslam. Aynı zamanda Müslümanlara farz kılındı. Ve ala men min kablihim minel enam. Minel enam ve geçmiş kişilerin en hayırlısına. Kim? Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Hayrul enam. Ona farz kılındığı gibi sizlere de farz kılındı diyor. Müellif rahmetullahi aleyh. Allah ve İbn Hacer el-Asqalani bunu açıklarken. Naam. Fema hiye takva allati vassana Allahu biha kesiran. Bakınız. Takva nedir ki Allah tebaraka ve teala bize çokça bize tavsiye etmiş olan şeydir. Kardeşlerim bakınız. Allah tebaraka ve teala ibadetlerimize muhtaç değildir. Ama imtihan gereği liye'lemel habisi min at-tayyib. İyi kötülükten ayırt etmek için Allah tebareke ve teala bu ibadetleri bizlere emretmiştir. Allah müstegni anil ibad. Allahul gani ve nahnul fukara. Allahul gani ve nahnul duafa. Allahul gani ve nahnul الأذلاء الله الغني ونحن الفقراء لا رب سواك ولا إله سواك لا معبود سواك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين سبحان ذي العزة والجبروت سبحان ذي الحي ذي الملك والملكوت سبحان الحي الذي لا يموت كل من عليها يموت ولا يبقى إلا ذو العزة والجبروت وهو الحي الذي لا يموت La ilahe illallah. La ilahe illallah. Ya ibadi. Ya ibadi. Lew anna evvelekum ve ahirukum. Ve insikum ve cinnikum. Kanu ala etka kalbi raculun minkum. Ma nekasa min mulki şey'a. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا في صعيد واحد يعني في مكان واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته فلا نقص من ملكي شيئا حتى إذا ينقص المخياط إذا أدخل في البحر وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد يعني إن تكفروا أيها الناس أنتم ومن في الأرض فلن الله غني عن خلقه إلى يوم الدين شاية
Yaratılmış olan ne gibi mahluk varsa Allah'a küfredip, Allah'ın ibadetlerinden yüz çevirip, Allah'ın emir ve yasaklarından yapmayıp, ona ortak koşsalar dahil Allah onlardan müstegnidir diyor burada hadiste, hadisin tefsirinde. Kema ca'a bit tefsir. La ilahe illallah. Naam. İşte فَمَا هِيَ التَّقْوَ الَّتِي وَصَّانَ اللّٰهُ بِهَا كَثِيرًا. Yani takva nedir Allah'ın bize tavsiye ettiği? Diyor ki وَوَصَّى بِهَا مِنْ قَبْلِنَا مِنَ الْاُمَمْ. Ve geçmiş ümmetlerde aynı şekilde hem bize hem geçmiş ümmetlerde tavsiye eden takva hangisidir diyor. التَّقْوَ diyor. Bakınız. اَنْ يَجْعَلِ الْعَبْدُ بَيْنِهِ وَبَيْنَ عَذَابِ اللّٰهِ وَصِخَتِهِ وَقَايَهِ. Allah tebareke insan Allah ile kendi arasını, yani Allah'ın azabından döçar olmak için, kurtulmak için, yani vakaya, bir kalkan oluşması gerekir, oluşturması gerekiyor. Ve bu kalkan nedir? İbadetlerdir. Allah'ın emretmiş olduğu şekilde ibadet edeceksin burada. Yani mesela hani bir örnek verdik. Ben mesela kaynakçıyım. Kaynak yaptığım zaman ne yapıyorum? Gözlerim yanmaması için, yüzüm yanmaması için maske kullanıyorum, değil mi? Aynı şekilde ibadetler de bu şekildedir. İbadetler de bu şekildedir. Rabbim tebareke ve teala bizleri madem ki bu şekilde ibadetlerle bizi mecbur kıldıysa, ki öyledir, o zaman bize düşen görev nedir? Hakkıyla Allah'a kul olmaktır. Ona hakkıyla ibadet olmaktır. İşte burada وقايةً وذلك بالأعمال بالطاعة والطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. Kalkan biz neyle şey ederiz? Amellerle, namazla, oruçla, zekatla, hacla ve Resulullah aleyhissalatü vesselam itaatle aynı zamanda. Ben Muhammed aleyhissalatü vesselam'ı seviyorum ama namaz kılmıyorum. Onun izinde gitmiyorum. Vallahi bu yalancı bir sevgidir. Bu sevgi değil. Çünkü sevgi sözle değil, özlü olur. Sevgi hani taatehu fima emar olur. Taatehu fima emar ve tasdikuhu fima akhbar ve ictinabe ma neha anhu ve zecer ve en la yu'badillah illa bima şer'a. Sevgi böyle olur. Taat edeceksin, söylediği tasdik edeceksin, emrettiği olan şeylere uyacaksın ve en la yu'badillah illa bima şer'a. Allah'ın emretmiş olduğu şekilde kulluk edeceksin. Sevgi bu ya. Sevgi böyle kuru soğanla olmaz. Ben seviyorum, ibadet etmiyorum. Bu ne pehriz, bu ne lahana turşusu ya. Nedir bu ya? Hadi oradan. Bir hocamızın dediği gibi. Sevgi şeyle olur. İtaatle olur. Muhabbetle olur. Hani derler ya, ben Resulullah'a aşığım. Yok, dinde aşk maşk yok. Aşk karı ile koca arasındaki olan şeydir. Ben Resulullah'a aşığım değil. Resulullah'a itaat ediyorum. Resulullah aleyhissalatü vesselam sevgi, muhabbet ve itaat olur. Nam. İşte diyor ki التقوى وصل الله كثيرا ووصل بها من قبلنا من الألم. Ama şimdi adam işte la ilahe illallah diyor ama öbür tarafta namaz kılmadığı halde ben diyor Allah'tan korkuyorum. Yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Vallahi biz de dedik. Bu ölüm, ölü var ya ölü. Eğer dünyaya gelse vallahi ne malına, ne evlatlarına, ne hanım, ya demez. Ya hanım acaba evlendi mi? Çocuklar mirası dağıttılar mı? Vallahi sormaz. Sadece der ki Sübhanallah, velhamdülillah, ve la ilahe illallah, vallahu ekber, secdeye kapanır. İbadet. Ama biz bu günlerin kıymetini bilmiyoruz. Aha camiler kapalı. Değil mi? Çocuklar evde. Yapın bir saf teravihi. Hatimle yapın. Ne olacak? Hatimle olmasa bile her bir sayfa bir rekatla okuyun. Her bir rekat bir sayfa okuyun ya. 45 dakika bir saat namaz kılın. Ne olacak? Ne olacak? İşte ibadet böyle olur. İbadet sözde değil özde olur. Takva böyle olur. Allah'tan korkmak böyle olur. Allah'tan korkmak onun Resul'e uymakla olur. Ben Allah'ın Resul'ünü seviyorum. Namaz kılmıyorum. Ondan sonra kıyamet günde ya Resulallah
bana şefaat eyle. Ya Rabbi sallallahu aleyhi ve sellem bana şefaat eyle. Hava alırsın orada, hava. Armut toplarsın orada, armut. Şefaat. Yaşa işte. Dünyadasın. Dünyadasın. Ne oldu? Kıl namazını ya. Ne? وَذَٰلِكَ بِالْعَمَلْ بِالطَّاعَ وَالطَّاعَ رَسُولُ عَلَيْهِ السَّلَامِ خَوْفًا مِنَ اللّٰهِ. Bakınız, amelleri yapacak ve bunlar kabul edilmeyecek korkusuyla Allah'tan ümidini kesmeyecek. Ben bunları yapıyorum ama Allah bu ibadetleri kabul etmeyebilir. Aman ya Rabbi, ne olur ya Rabbi, ibadetlerimi kabul eyle ya Rabbi. Ben her sene ümreye gidiyorum. Ben, benden daha fazla takvalı insan yok. Bu ümreler, bu ibadetler seni aldatmasın. Es'elallahul khatime. Eğer bu ibadetlerle bir halal girerse, bir gösteriş girerse gitti o ibadetler. Çünkü ibadetlerin kabulü ihlastır. Lillahi Teala, bir de sünnete uygun olacak. Mesela ben dersi yapıyorum. Vallahi Rıfat Hoca ne güzel ders yapıyor desinler için niyetin böyleyse, vallahi bu dersleri, bu şeyleri Allah Tebareke ve Teala kıyamet gününde yüzüme vuracak. Eğer gösteriş içinse. O açıdan kişinin niyeti Allah rızası için olması gerekir ilk önce. Ve rica'e sevab minallahi Tebareke ve Teala. İşte umulur ki Allah bu yapmış olduğumuz ibadetlerin sevaplarını bizlere ne yapar? Bizlere bahşeder ve kıyamet günde orada önümüzde buluruz. Ve ta'zîmen, bakınız, ve ta'zîmen li hurmetihi an muhabbeti sadikatin lillahi ve resulihi. İşte hakkıyla kulluk edersen, hakkıyla yüce Allah'ın rububiyetine, uluhiyetine, isim ve sıfatlarını tasdik edersen ve Muhammed aleyhissalatü vesselamın izinde gidersen, Allah tebareke ve teala ne yapacak? Orada cennette en güzel köşklerde seni ağırlayacak. Köşk, ha, günümüzün böyle girdikleri köşk değil. Altındandır, yakuttandır, lü'lü'tendir, mercandandır. Senin komşun Muhammed Ahmet Muhammed Mustafa'dır ya. Bir gün senin kapını çaldığı zaman kim? Resulullah diye istemez misin ya? İstemez misin ya? El caru Ahmed ve Rahmanu baniha. Kusuruha zehebun ve misku tînetuha ve zaferanu haşişun nabitun fiha. İstemez misiniz kardeşler? İstemez misiniz? Komşunuz Muhammed Ahmet sallallahu aleyhi ve sellem olsun. Kim istemez? Herkes fedake ebi ve ümmi ya Resulullah, kuru kuru atar ama gel gelelim amele. Yok. Hocam adam mıncalık gibi 2 metre şöyle, göbeği şöyle şişirmiş her taraftan. Ben açlığa dayanamam. Ola kurtlar seni bir hafta bitiremezler. Bir hafta. Ne yapıyorsun sen? İnanın çok insan gördük şöyle, cüsselimiz senin göbeği şöyle çıkmış, oruç tutmuyor, ben yapamıyorum diyor. Ve bu adam la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dediği halde bu kişi. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Ve takva, gene takva diyor ki hiye khawfun minel halil. Allah'tan korkmaktır. Alışveriş mi yapıyorsun? İnsanları kandırmayacaksın. Bir şey satarken onun hakkını alacaksın. Yani fazla insanları böyle kandırmayacaksın. Bütün işlerinde. Tamam mı? Allah'tan korkacaksın. Vel amelu bittenzil. Vel amelu bittenzil yani biddelil. Yani bilvahiy. Ben bir amel yaptığım zaman mutlaka delille ispat edilmesi gerekiyor. Aha çıkmış bir kişi. Bir şarlatan demeyelim. Allah ıslah etsin. İşte Ramazan'ın 10'unda 15'inde işte ses çığlık gelecek, işte şöyle olacak, işte böyle olacak, işte Mehdi gelecek, işte dışarıda olanlar 70-80 bin kişi ölecek, yok şöyle böyle işte kâle sallallahu aleyhi ve sellem böyle iddia ediyor. Vallahi bu yalandır, bu iftiradır, bu tür hadisler uydurmadır. Alimler bu hadisleri seçerken
Uydurma olanları çöplüğe atmışlar. İşte bunun gibi insanlar çöplükte ne buluyorlarsa geliyorlar. Ondan sonra diyorlar ki bak Yakup sallallahu aleyhi ve sellem böyle 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 böyle. Ya 1400 senelik dünya Allah Resulü aleyhisselatü vesselam'dan bu yana 1400 sene Müslümanlık yani aleyhisselatü vesselam'dan bu sene Ramazan sadece bu cumayı mı denk geldi ya? Geçmiş senelerde hiç cumaya gelmedi mi? İşte ondan sonra işte bu cuma o kişinin dediği olmadığı zaman diyecekler ki bak Muhammed yalan söylüyor. Ya Allah gördünüz mü? Gördünüz mü musibeti? Muhammed yalan söylüyor diyecekler. Vallahi Muhammed as-sadik el-mesduk. Muhammed yalan söylemiyor. Siz yalancısınız. İmanınız gereği biliyorsan anlat bazı meseleleri. Doğru olan şeyleri bilmiyorsan sus. Sus da seni adım sansınlar ya. Yok Ramazan'ın 15'inde böyle olacak. Yok cuma günü denk geldiği için. Böyle. Nereden biliyorsun? Nereden biliyorsun? Bu tür hadisler uydurmadır. Kale almayın kardeşler. Yok Mehdi aleyhisselam gelecek tutturmuş bir kişi. Yok bilmem ne. Yok şöyle yok böyle. Bunlar hepsi Allah'a iftiradır. Gaybe iftiradır. Gaybi Allah'tan başka kimseye bilmez. Tamam. Mehdi aleyhisselam gelecek. Gelirse ehler ve sellem hoş geldin. Gelsin. Ne istiyorsun Mehdi aleyhisselam? Gel buraya. Ne? Yani emrin nedir? Buyur. Namaz kılın kılıyoruz. Gel gidelim gideriz. Tamam. Baş tacısın tamam. Ama sen niçin 3 ay sonra 2 ay sonra şurada burada şu bu gelecek diye iddia ediyorsun? Bu Allah'a yapılan iftiradır. Allah'ın dinine yapılan iftiradır. Tövbe etmediği zaman bir kişi eğer seni orada affetmezse halin ne olur? El-adabu şedid. وَرَبُّكَ غَادِبًا لِمَنْ عَسَى وَرَبُّكَ رَح۪يمًا لِمَنْ تَابِ Şiddetli azap var kardeşler. يَوْمَ يُسْحَبُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ فِي النَّارِ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرْ O zaman yüzlerine böyle sürülsün cehenneme girecekler. يَوْمَ تُقَلَّبُوا وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ Yüzleri kuzu gibi çevrilecek olanlar. يَقُولُونَ يَا لَيْتَ لَا أَطَعْنَا اللّٰهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ Keşke Allah ve Resulü itaat etseydik. Rabbi rci'uni. Hatta izâ câ'a ahaduhumul mevt. Hatta izâ câ'a ahaduhumul mevt. Kâle Rabbi rci'uni. Le'alli a'malu sâlihan fîmâ terakt. Ölüm gelip çattığı zaman... O diyecek ki ya Rabbi ne olur dünyaya geri gönder de yapmadığım olan iyilikleri yapayım. Tasadduk etmediğim malımda olan şeyleri tasadduk edeyim. Anneme babama iyilik edemedim. Onların kalbini kırdım. Helal halillik alayım ya Rabbi. Hayır Allah diyecek. Kella inna kelimetun huve kailuha ve min varaihim berzekhun ila yevmi yub'athun fe izâ nufiha fissûri fe lâ ensâbe beynahum ve lâ yetesâelûn فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ يَوْمَئِذٍ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ الله أكبر الله أكبر يا عباد الله الله أكبر على من تجبر وتكبر الله أكبر على من عصى ربه وتكبر الله أكبر على من أشرك بربه وتكبر الله أكبر على من عبد ربه ولم يتوب وأكل حقوق الناس ولم يتوب ويتكبر على رب الناس الله أكبر الله أكبر gelişimiz bizlere sorulmadı ha gidişimiz de bizlere sorulmayacak dünyadayız ve yarın bir gün filan oğlu filan ahirete göç etti. Peki ne olacak? Hazırlığımız yoksa ne olacak? Ne olacağı yok. Azap var. Yok da Allah'ın rahmetine sığınacağız. La ilahe illallah. Vel amelu bit tenzil yani bit delil vel kanaatu bil kalil. Aynı zamanda nedir? At-taqwa hiya al-khawfu min al-khalil. Allah'tan korkmaktır. Ve'l-amelu bit-tenzil yani bit-delil. Delille.
Bir ibadet yapacağımız zaman mutlaka delille isnat edecek. Tamam mı? Vel kanaatu bil kalil. Ve azını ne yapacaksın? Orada kanaat getireceksin. Helaldan. Haramdan milyar kere olsa ama helaldan bir lira olsa o milyar liradan daha hayırlıdır. Tamam mı? Vel isti'dadu li yevmir rahil. Bakınız. En sonu vel isti'dadu ila yevmir rahil. O gün. O gün. Öleceğimiz gün. Bakınız gittikten sonra Rabbir cihun yok ha. Ya Rabbi bize geri dönder. Hayır yaparım yok. Dünyada ne ekersin onu biçeceksin. Bitti. Geldin de gideceksin başka bir kurtuluşun yok da dünyaya gelişin yok. O açıdan dikkat edin. Madem ki dünyada yaşıyoruz ki ömrümüz daha var, o zaman en güzel bir şekilde Allah'a kulluğumuzu yapalım. Yapalım ki yarın ya Rabbi bu kadar yapabildim. Sen bağışla beni ya Rabbi. Rahmetin olmazsa yanarım ya Rabbi. Ne olur ya Rabbi bu kadar yapabildim diyebilirim. Naam. Ve kâle et-tâbi'iyyul halil الخليل الطلق بن حبيب تابعندان الطلق بن حبيب دلك التقوى أن تعمل بطاعة الله بكرس تقوى Allah'ın emir ve yasaklarla amel etmendir. Yani Allah seni nasıl emrettiyse bu şekilde amel etmendir takva. Takva bu. Ben muttakiyim ama namaz kılmıyorum. Ben Allah'tan korkuyorum. Ama oruç tutmuyorum. Ben Allah'tan korkuyorum. Şunu bunun namusuna tasallat ediyorum. Vallahi bu takva değil. Vallahi bu nedir biliyor musunuz? Bu gaflettir. Gaflettir bu. وَاتَّقُوا اللّٰهَ يَا عِبَادَ اللّٰهِ وَاتَّقُوا اللّٰهَ يَا عِبَادَ اللّٰهِ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ رَاحِلُونَ مِنَ الدُّنْيَا إِلَى الْآخِرَةِ Allah'tan korkun ey Allah'ın kulları ve bilin ki bir gün ahirete göç edeceksiniz. Ve sizin karşınızda ya cennet ya da cehennem var. Ya Allah'ın rahmeti ya Allah veyahut da Allah'ın gazabı var. Allah burada dünyada وَهَدَيْنَهُ النَّجْدَيْنِ hakkı ve batılı gösterdi. Gösterdi. Küçük çocuğa söyle bu haram mı halal mı bilir. Bilir. Dolayısıyla orada hüccet olmaz. Ya Rabbi duymadım, görmedim, işitmedim, bana kimse bunları söylemedi ya Rabbi diyemez bir kişi. Dediği zaman işte orada Allah hücceti. Orada bak ey kulum sana bunu dünyada bunlara vesaire söylemedin mi? Kur'an göndermedin mi? Resul göndermedin mi? Ve hedeynâhun necdeyn hakkı ve batılı göstermedin mi? Ya Rabbi gösterdin ama rahmetin olmazsa yanarım ya Rabbi. Ya Rabbi. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Geldim ya Rabbi, emret ya Rabbi, gel bakalım. Neden bana ortak koştun ey kulum diye sorarsa orada. Neden bana ortak koştun ey kulum, ne diyeceğiz orada? Vallahi kardeşler, adam namaz kılıyor ha. Yetiş ya Abdülkadir Ceylani diyor. Ya bu ne namaz ya? Ya bu ne bu ibadet ya? Ya böyle bir ibadet olur mu? Böyle bir ibadet olur. Sen nasıl bir ahlaka sahipsin? Nasıl bir inanca sahipsin ya? Bu inancı nereden getirdin ya? Nereden getirdin ya? Nereden getirdin ya? Kadın çocukları olmuyor. Eyüp Sultan'a gidiyor. 4 tane kızım var. Bir erkek çocuk ver bana diyor ya. Ne bu ya? Namaz kılıyor. Oruç tutuyor. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyor bu kadın. La ilahe illallah. Ne bu ya? Ne bu ya? Dinimizi bileceğiz. Dinimizi öğreneceğiz. Min kitabullah ve sünnet rasulihi sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın ve Resulünün çizgisine uğrarız biz. Evet. Gerçi bu daha çok ama ne yapalım? Şunu bitirelim yarın bunu
Yarına bırakırız o şeyleri. Bunu bitirelim. Çünkü bayağı herhalde 40 dakika küsür oldu. Şimdi şu satırları da alalım. وَالتَّقْوَى اَنْ تَعْمَلْ بِطَاعَةِ اللّٰهِ dedik. Allah'ın emir ve yasaklarıyla amel etmendir diyor. رِجَاءً وَرَحْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ وَعَلَى نُورٍ مِنَ اللّٰهِ. Yani Allah'ın rahmeti gereği Rabbim Tebareke ve Teala emir ve yasaklarına uyarsan mutlaka rahmeti tecelli edecek sana buna. وَالتَّقْوَى اَنْ تَتْرُكُ الْمَعْصِيَةِ لِلّٰهِ. Bakın, Allah rızası için bir günahı bırakmandır takva. Baktın böyle tek başındasın değil mi? Komando senin elinde. Veyahut da internet başındasın. Bir Allah bir de sen varsın. Artık düşün. Müstehcen olan şeyler, o pis içerikli olan şeyleri işte ya Rabbi senden başka burada kimse yoktu, ben de varım. Senin rızan için ben bunu terk ediyorum dediğin zaman işte takva budur. Takva bu işte. Takva bu. Allah ile arandaki olan korku bu işte. Ama tek başına geldin, dışarıda hocasın, evde poçasın. Bu takva değil. Ve cehenneme ilk girecek olan kişiler alimlerdir, biliyor musun? Davetçilerdir. Niçin? Ya'murun bil ma'ruf ve yenhavun anil münker. Onlar iyiliği emredip kötülük nehyettikleri zaman ama onlar yapmıyorlardı. Yapmıyorlardı, onlar yapmıyorlardı. Yedurul himaru kema yedur fi cehennem diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Eşek nasıl böyle dönüyorsa cehennemde bu şekilde insanlar dönecekler diyor. Diyecekler ki ya fulan, ya fulan sen dünyada hocaydın. Bize şunu diyordun, bunu Allah'ın emir ve yasaklarını hatırlıyordun. Faiz haram diyorsun, zina haram diyorsun. Senin ne işin var burada? Evet diyordu. Ben size yapmayın diyordum ama ben bunları yapıyordum. Bak gördünüz mü? Zengin aynı şekilde. Malı var, mülkü var. Tasadduk ediyor ama gösteriş veriyor. Gösteriş. Şehit aynı şekilde cehennemdedir. Cesur desinler için savaştı ve öldü. Allah rızası için olmadı. Bak alim, şehit ve zengin cehenneme girenlerdir. Onun için ihlas, ihlas, ihlas. Her şeyin başı ihlastır. Bütün ibadetler Allah rızası için olması gerekiyor. Sadaka verdiği zaman sol elin görmeyecek şekilde hani. Böyle sayarak değil, gözü hayır. Ver git. Düşünme. İnanıyorum ki Allah Tebareke ve Teala 10 misliyle mükafatlandıracak seni. Evet. En tetrukul mahsiyete mekhafeten min azabillah ala nurin min Allah. İşte bu şekilde şeyi bırakırsan günahı Allah'ın rahmeti tecelli olur ve Allah Tebareke ve Teala ahiret günde seni orada kıyamet günü seni affedecek. İşte şair diyor ya خَلِّ الذُّنُوب صَغِيرَةً وَكَب۪يرَهَا ذَاكَ التُّقَى. Allah'tan ne kadar korktuğunu göstermek için günahları çok küçük yap. Yani yapma, amel etme, onlardan ayrıl, sıyrıl demek istiyor burada. Tamam mı? وَلَا تَحْقِرَنَّ صَغِيرَةً. Küçük günahları deme ha bu küçük. Ya ufak bir şey yaptım küçük deme ya. Çünkü bu küçük günahı kime yaptığına bak. Kim? Allah. Allah. La tahqiranna min az-zunub saghiratan innal jibala min al-hasa. Bu küçük küçük günah deme ha. Ama bil ki dağlar küçük taşlardan oluştu diyor. Bu küçük, bu küçük, bunda bir şey olmaz, bunda bir şey olmaz derken bir bakarsın Allah Tebareke ve Teala kalbini katmerleştirir Allah Tebareke ve Teala. O açıdan la tahqiranna min az-zunub şey'en fe innal husa min el-cibal fe innal cibala min el-husa diyor. Ya bu günahda ne var ya? Küçücük ya. Alimler diyorlar ki bu küçük günahına bakma, kime yaptığına ve kime asi geldiğine bak diyor. O da kimdir? Allah'tır. Nitekim ki o
Sen yaratandır, yaşatandır, rızık verendir, koruyandır, kalkanendir, kainatı rahmetiyle çepeçevre kuşatandır. Ya zifiri karanlığın, simsiyah karıncanın, siyah taşın üzerine sesini ve yürümesini Allah'tır. Gören Allah'tır, işiten Allah'tır. Şu güneş dünyaya bir metre yaklaşsa kül olur dünya. Şu güneş dünyadan bir metre uzaklaşsa buz olur dünya. Bunu milimetrik santim ayarlayan Allah bunları görmez mi, bilmez mi? La yadillu Rabbi ve la yense. Benim Rabbim delalet, yani unutkan sahibi değildir Allah tebareke ve teala. Senin öyle bir azim, büyük kudret sahibi bir Allah'ın var, bir Rabbin var. Bunu bil. Günahın küçük olduğuna bakma ey insan diyor burada. La tahkiranna min az-zunubi sagiran fe innel cibala min el-hasa diyor. Günahları küçümseme diyor. Bil ki dağlar taşlardan oluştu diyor. Son 2-3 satır bunu bitirelim. Ondan sonra diğer sayfa. Bugün de gerçi 45 dakika oldu küsür. Allah bilmiyor 50 dakika mı ne küsür. Daha 1,5 sayfa gidemedik. Oradan bu üç satırı okuyalım, bitirelim. Bu sayfa yarına kalsın. فَمَنْ اَتْقَى فَمَنْ اتَّقَى اللّٰهَ جَلَّ جَلَالُهُ فَاِنَّهُ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ Kim hakkıyla Allah'tan korkarsa, ne demek hakkıyla? Allah'ın rububiyetini, uluhiyetini, isim ve sıfatları tasdik eden olan bir kişi. Gaybde tek başına kaldın değil mi? Bir Allah, bir sen. İçeride bilgisayar sende, telefonu, istediğini izlersin. Ama sırf Allah'ın rızasını kazanmak için, Allah'tan korktuğun için sen o pislik olan şeyleri izlemiyorsun. İşte takva olan budur. Budur. Dışarıda insanlar beni, hocalar görsünler için değil. İnsanlar beni dışarıda şöyle şey etmişsin değil. Kişi günahlarla baş başa kaldığı zaman ya Rabbi ben senin rızanı kazanarak bunları bertaraf edip sana sığınırım ya Rabbi diyebilsin insan. İşte takva budur. İnnel muttakine minel faizin. İnnel muttakine fi cennatin ve nehar fi mek'ade sıdkın inde melikin muktedir diyor Allah. Muttakiler Allah katında öyle cennetlerle yerleştirecek ki Allah tebareke ve teala böyle ırmaklar akan altında cennetlere girdirecek. Ve o nehirler böyle gelişi güzel nehirler değil ha. Bizim bu gördüğümüz nehirler gibi değil. La aynun ra'at ve la uzrun semi'at ve la khatara ala bali beşar. Ne gözünün gördüğü, ne kulağın işitti, ne de kimsenin aklına gelemeyeceği nimetler Allah tebareke ve teala hazırlamış. O açıdan diyor ya, edhuluha bisalam, edhuluha bisalam, zalike yevmul hulud. Selametle girin ey kullarım. Orada ebedi bir şekilde siz cennette halidine fiha ebede ebedi bir şekilde kalacaksınız. Veya ona diyecek ki ya Allah cehenneme girin. Tadın burada. Zûkul azâbel harîk. Tadın burada. İşte kardeşler Allah'ın emir ve yasaklarını hakkıyla kavrayan olan bir kişi dünyada Rabbim tebareke ve teala cennette ona la aynun ra'at, ne gözünün gördüğü, ne kulağın işitti, ne de kimsenin aklına gelemeyeceği nimetler hazırlamış. Ve en büyük nimet nedir biliyor musunuz? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sana cennette komşudur. Bundan daha büyük nimet ne istersin ya? Bir gün dediğimiz gibi gelecek, kapıyı çalıyor. Kim? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem demesi istemez misin? Hocam kim istemez? Fedâke abî ve ummî ya Resulullah değil, değil mi? O zaman yaşa ya. Yaşa Allah'ın emretmiş olduğu şekilde ve Muhammed aleyhissalatü vesselamın gösterdiği bir şekilde yaşa ve bunun sonucunu Allah'a bırak. Namaz yok, oruç yok, bir şey yok. Allah'tan korkuyorum. Hadi orada. Allah'tan korkan olan bir kişi hem sünnetten hem Kur'an'dan haberimiz nedir? Emir ve yasaklarına uyandır. Namaz kılandır. Benim kalbim temiz diyor. Maşallah. Deterjan mı, omodan mı? Ne mi o? Pril mi, kril mi, pril mi? Yıkanmış. Ne? Kendimizi aldatmayalım kardeşler. Kalbi temiz olan bir kişi Allah emrettiği gibi ve Resul'ün gösterdiği şekilde bize haber gelmiştir. Evet. Vel cennetu u'iddet lehu. Bak cennette bu insanlara
Hazırlandı. U'iddet. Hazırlandı. U'iddet. Hani Allah diyor ya, وَسَارِعُوا اِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ. Koşun, وَسَارِعُوا, amel edin. Bugün varsın, yarın yoksun. Bugünü kıymetini bil. Sari diyor Allah. Acele, hayırlı ameller yap diyor. وَسَارِعُوا اِلَى مَغْفِرَةٍ اِلَى kim, ne ya Rabbi, اِلَى مَغْفِرَةٍ, Rabbin katında olan mağfiret. İle nedir bu? İle mağfiretin min Rabbikum ve cennet. Rabbinden bin mağfiret ve onun mağfiretten sonra sana bahşediği olan nimet nedir? Cennettir diyor. Ve cennetin arduha semavati vel ardı. Onun genişliği gök ve yer arasındadır. Kardeşler, hadislerde geldiği gibi cennetin genişliği ne kadar biliyor musunuz? Tabi burada işte min semai vel ard diyor Allah. İşte hadiste de diyor ki 40 diyor ki mesiret 40 sene, 40 yıllık bir mesafe. Artık uçak mı dersin, Allahu alem, at mı dersin, demek yani tabii bizim senemiz değil, Allah indindeki olan seneler. 40 mesire 40 sene diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Cennetin o bir tarafından o bir tarafa kadar bir süvari 40 bin senede yetişemez. Peki cennetin genişliği buysa, cennetin kapılarının ne kadar genişliği? Allah Resulü diyor ki Ebu'l bin Nasir Babil Cennet diyor, beyin Mekke ve Hecer. Mekke ile Hecer. Hecer el-Ehsa, yani Yemen tarafında olan bir yerdir. Yani hemen hemen Mekke ile şey 500-600 kilometre, Allahu alem. Ve o da diyor ki beyin Mekke ve Busra. Busra nerede? Şam'dır. Cennetin bu kadar kapıları var, genişliği var ve buna rağmen izdiham olacak diyor sallallahu aleyhi ve sellem cennete girdikleri zaman insanlar. İzdiham. İşte Allah arduha semavati vel ardu uiddet lil muttakin. Kime bu hazırlandı? Muttaki olan insanlara. Hakkıyla Allah'tan korkan olan insanlara. Hakkıyla. Başka ayette ve son ayette bitiriyorum. İnne lil muttakine cennet, innel muttakine fi cennetin ve nehar. Muhakkak ki muttaki olan kullara cennette nehirler vardır, ırmaklar vardır. Yani bu ırmaklar baldan daha tatlı, sudan daha beyaz, yoğurttan, sütten daha beyaz. Sadece ondan içtiği zaman kesinlikle bir tad için içeceksin orada. Ve tadını ömrün boyunca orada unutmayacaksın. Öyle bir cennet Allah tebareke ve teala bizlere hazırlamış. Allah tebareke ve teala bizleri cennete girenlerden bizleri eylesin. Allah'ım günahlarımızı rahmetinle affeyle. Yaşayanlarımızı hayırlar ihsan eyle. Son nefesimizi la ilahe illallah Muhammedun Resulullah söylemeyi nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, riyadan, şikaktan, kazadan, beladan, her türlü musibetlerden bize koru ya Rabbi. Ya Rabbi, halis olmayan amelden, gelecek fitnelerden, dinimize zarar verecek olan işlerden sana sığınırız ya Rabbi. Ya Rabbi, günümüzün Ebu Cehillerin şerlerinden bizleri koru ya Rabbi. Tarihin hiçbir devrinde Ebu Cehiller zihniyeti, Firavun zihniyeti eksik olmadılar. Günümüzün Ebu Cehillerin zihniyeti, günümüzün Ebu Leheblerin zihniyeti, günümüzün Firavunların zihniyetlerinden bizleri koru ya Rabbi. Ya Rabbi, yurdumuzu korumada, vatanımızı korumada askerlerimize güç ve kuvvet nasip eyle. Havada, karada, denizde, her yerde yardımını esirgeme ya Rabbi. Ya Rabbi, vatanımızı düşman çizmesiyle çiğnetme Allah'ım. Bizleri vatansız bırakma Allah'ım. Vatanımızı da bölmek isteyenlere fırsat verme ya Rabbi. Ya Rabbi, kıyamet günde orada يَوْمَ لَا يَنْفُعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ اِلَّا مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Ne evlatlar, ne mallar, hiçbir şey fayda vermediği olan bir zamanda Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bizlere şefaat eyle ya Rabbi. Onu bizlere komşu eyle ya Rabbi. Ve son nefesimizde لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهُ Muhammedun Resulullah söylemeyi nasip eyle. سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kardeş, bu kardeşler, bu üçüncü dersimiz. Yarın da inşallah bu konu bitmedi, daha uzun. Yarın inşallah ayetlere bakarak inşallah biraz da üzerine bir çalışıp yarınki dersi hazırlayıp bu şekilde dördüncü dersimizi yapmış olacağız. Ve Ramazan'ın 30 günü veya 29 günü neyse, Allah'ın izniyle inşallah bu kitaptan 30 veya 29 ders işlemeye çalışacağız Ramazan'la ilgili. Biz Kitab-ı Tevhid'e ara verdik.
Ama inşallah Ramazan'dan sonra Kitab-ı Tevhid'i tevhide devam etmeye başlayacağız kaldığımız yerden. Allahu alem ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed. Ya Rabbi. Bismillahirrahmanirrahim.